Kanal Urfa Ana Haber Bülteni ile huzurlarınızdayız sayın seyirciler. Ben sunucunuz Mehmet Emin Tapan. Bültenimize acı haberle yine başlıyoruz. Pençekilit Harekatı bölgesindeki üst noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimizden 3'ü dün defnedilirken bugün de 6 askerimiz son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde şehitlerin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 6 askerimiz son yolculuğuna uğurlandı. Pençekilit Harekatı bölgesindeki üst noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada doğum gününe 5 gün kala şehit düşen piyade sözleşmeli er Emrullah Gülmez, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i protokol teskin etmeye çalıştı. Gülmez'in 17 Ocak günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi. Piyade Üsteğmen Gökhan Delen de bugün defnedildi. Delen'in memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi morgundan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı mahallesindeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camii'ne getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen, annesi Zeynep Delen ve kardeşleri şehit Üsteğmen'in tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray şehitliğinde defnedildi. Pençekilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için ordunun İkizce ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Atar'ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Pençekilit Harekatı'nda şehit düşen piyade Sözleşmeli Er'in cenazesi Göksun'da defnedildi. Şehit piyade uzman çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı da dün akşam memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı'nın önünde tören düzenlendi. Üç çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu'nun naaşı ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi memleketi Niğde'de toprağa verildi. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip tabutunun önünde fotoğraf çektirdi. Batur, "Ağlamayacağım, dik duracağım," dedi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Batur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit olan 27 yaşındaki Eskişehirli İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evci'nin naaşı ise dün akşam saatlerinde Eskişehir'e getirildi. Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evci'nin bugün öğle vaktinde Reşadiye Camisi'nde kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Emekli polis olan babası Nazif Evci'nin, "Muhammed pırlanta gibi bir çocuktu. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Şehitlerimiz için dua edin," diyerek feryat etti. Allah'ım dua edin. Allah rızasını dua edin. Rahat bırak. Allah rızası olsun. Şehitlerimizi dua edin. Pırlan, Muhammed'in pırlanta gibi. Rahat bırak. Rahat bırak. Muhammed'im Allah'a emanet. Allah'ım yarabbim. Kandil günü bizim kandilimizi kutladı. Bütün şehit arkadaşlarına birlikte. Allah için dua edin. Birlik beraberliği ihtiyacımız var. Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evci'nin naaşı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Alpu ilçesine bağlı Bozan mahallesine götürüldü. Evet, şehirler ayrı olsa da ortak bir acı var. Türkiye'nin 81 ilinde al bayraklı, ay yıldızlı bayrağımızın altında bu şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Vatan sağ olsun demek aslında dile kolay ama acıyı bilen çeken bilir.
Sıradaki haberle devam edeceğiz sayın seyirciler. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK ve YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bençekilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit edilmesiyle Mehmetçiğin etkisiz hale getirildiği terörist sayısı da 64'e yükseldi. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası Türkiye, Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarını sürdürürken bugün bölgede önemli bir gelişme yaşandı. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 terörist Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Mehmetçik sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verildi. Tüm bölgelerde Mehmetçik PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Şehit haberi alındıktan sonra toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu. PKK ve YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Aynel Arap bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı sayın seyirciler. Havan mermisinin yol kenarına isabet ettiği saldırıda yaralanan olmadı. Suriye'nin Aynel Arap bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı. Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Aynel Arap bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı. Uysallı Kırsal Mahallesi yakınlarındaki beton bir yolun kenarına düşen havan mermisi büyük bir gürültüyle patladı. Doğru söylüyorsun. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken patlama sesini duyan vatandaşlar bölgeye akın etti. Olay yerine giden güvenlik güçleri yeni bir saldırıya karşı vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine giden vatandaşlardan İbrahim Halil Demirel, Suriyeli iki ortağı araçla geçerken yakınlarına havan mermisinin düştüğünü belirtti. İki tane Suriyeli ortağımız burada var. Şuradadır. Onlar da Uysal'a gidiyorlarmış. Yatan bu tarafta, yatan bu tarafta. Onlar 50 metre yakınındaymış yani. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. PKK ve YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Aynel Arap bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen saldırıya karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri birçok terör hedefini etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Aynel Arap bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen saldırıya misliyle karşılık verdi. Türk topçuları saldırının gerçekleştirildiği Aynel Arap bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına aldı. Türk topçularının vurduğu terör hedeflerinden dumanlar yükseldi. Öte yandan saldırının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı inceleme yapan ekipler parçalanmış kanatlarla elektronik mekanizma parçalarına ulaştı. Yapılan ilk incelemede Uysallı Kırsal Mahallesi'ne düşen cismin Suruç ilçe merkezine doğru uçan ve güdümlü füze taşıyan bir insansız hava aracı olabileceği belirtildi. Cismin ne olduğununsa yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağı aktarıldı. Cismi gören Diyar Osman isimli yabancı uyruklu şahıs kanatlı olduğunu ve dönerek düştükten sonra büyük bir patlama yaşandığını dile getirdi. Şu taşın yanında gördük. Hı hı. Şu taşın yanında gördüm. Nasıl oldu? Nasıl böyle yukarıdan geliyordu? Dik geliyordu. Sanırım böyle dönüyordu. Evet. Döndüğünde zaten neye benziyordu? Bir uçak gibiydi. Drone gibi var ya, insansız hava aracı. Onun gibiydi. Zaten çarp döndü. Daha önce gördün mü insansız hava aracı? Evet gördüm. Ona mı benziyordu? Evet, ona benziyordu. Çok büyük bir ses geldi mi? Evet, büyük bir ses geldi. Bir de siyah bir duman geldi. MİT Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK ve KCK mensubu Hasan Seburi'yi Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Önceki gece Kuzey Irak'ta teröristlerin hain saldırısında 9 askerimiz şehit oldu. Acı olayın ardından bölgedeki operasyonlar artırılırken son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonunda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü. Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Bozkod adlı Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplama ve keşif gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Bozkod adlı Hasan Seburi'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı. PKK-KCK mensubu Hasan Seburi'nin yeri MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Sayın seyirciler, Kuzey Irak'ta 9 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Kahramanlar 42 operasyonu devam ediyor. Bölgeye şimdiye kadar 57 terörist etkisiz hale getirilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlardan görüntüler paylaştı. Kuzey Irak'taki Pençekilit Harekatı bölgesinde üst bölgemize sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. 4 askerimiz yaralandı. Ülke yasa boğulurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede teröristlere yönelik sürdürülen Kahramanlar 42 operasyonundan görüntüler yayınladı. Pençekilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta operasyonlarını artırdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanlar 42 operasyonuna ait bilgi ve görüntüleri paylaştı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı. Bölücü terör örgütüne yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Besler Dereler bölgelerinde 37 tim, 518 jandarma personeliyle başlatılan Kahramanlar 42 operasyonlarımız devam ediyor. Şanlıurfa'da Başkan Beyazgül öncülüğünde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sunan Büyükşehir Belediyesi, Narlıkuyu Sağlıklı Yaşam ve Kadın Destek Merkezi'ni hizmete açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığına devam ediyor. Kentte kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslar sayesinde kadınlar kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Ev ekonomisine katkının yanı sıra el becerilerini de geliştiren kadınlar merkezler sayesinde iş sahibi oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Narlıkuyu Sağlıklı Yaşam ve Kadın Destek Merkezi'ni hizmete açtı. Narlıkuyu Sağlıklı Yaşam ve Kadın Destek Merkezi'ne gelen kadınlara buradaki uzman öğreticiler tarafından temel kurslar veriliyor. Kurslara gelen kadınlar çocuklarını buradaki kreşe bırakıyor. Eğitmenler tarafından sosyal aktivitelerin verildiği kurs merkezinde çocuklar şarkılar söyleyerek resim yapıyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralanırken hasar gören araçları vatandaşlar sallaya sallaya çekiciye yüklemeye çalıştı. Şanlıurfa'da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre 63HS393 plakalı otomobil park ettiği yerden çıkmaya çalışan 63AHF798 plakalı araca yandan çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
kaza nedeniyle bölgeye çekici çağrıldı. Halatla bağlanan araçlardan birini çekiciye yüklemeye çalışan görevli, bunu başaramayınca yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ön kısmı çekicinin rampasına çıkarılan aracın arka kısmı ise yana doğru kaydı. Vatandaşlar aracı sallaya sallaya çekiciye yüklemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu çekiciye yüklenen araç güvenli bir yere çekildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sayın seyirciler, İstanbul Maltepe'de atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu. İş yerinden kötü koku gelmesiyle ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri buzdolabında 15 yaşındaki Nimetullah isimli yabancı uyruklu bir çocuğun cesediyle karşılaştı. İstanbul Maltepe'de atık toplama merkezindeki buzdolabında 15 yaşında yabancı uyruklu bir çocuk cesedi bulundu. Olay geçtiğimiz cuma günü saat 17.30 sıralarında Maltepe Füsun Sokak üzerindeki atık toplama merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce öldürülüp buzdolabına konulmuş bir çocuk cesedi bulundu. İş yerinden kötü koku gelmesi üzerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler buzdolabının içinde bulunan kişinin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli bir çocuk olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset cenaze aracıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırılar devam ediyor sayın seyirciler. Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar Hareketi liderinin planladığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grupla polis arasında darbe de yaşandı. Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar Hareketi lideri Edwin Wagensveld'in planladığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grupla polis arasında arbede çıktı. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada Pegida'nın Arham kentinde belediyeden izin aldığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı bir grubun gösteri yaptığı belirtildi. Açıklamada söz konusu grubun Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya müdahale etmek istediği ifade edildi. Grup üyeleriyle polis arasında çıkan arbede nedeniyle Pegida'nın gösterisinin sona erdirildiği bilgisine yer verilen açıklamada polisin talimatına uymadıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı, 3 polis memurununsa hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Pegida liderinin de polis tarafından koruma altına alındığı kaydedildi. İstanbul'da ev sahibi bir kadın 5 kart artırarak 15 bin lira istediği kirayı kabul etmeyen kiracısına saldırdı sayın seyirciler. Sopalı saldırı kiracı genç tarafından kayıt altına alındı. Ne derdin var? Vuracağım mı onu? Vuracağım mı onu? İstanbul Rumeli Hisarı'nda ev sahibi bir kadın 5 kat artırmak istediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten birine sokak ortasında sopayla saldırdı. Evimden çıkacaksın diye bağıran kadının saldırı anı kameralara yansıdı. Saldırı bir daha. Vur bir daha vur. Ameliyat. Vur bir daha. Vurdum ya ben. Gençler olaydan sonra bir grup tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Geçtiğimiz sene ev sahibi çift gençlerin kirasını 5 kat artırarak 15.000 TL yapmak istedi. Gençlerin kabul etmemesi üzerine çiftle aralarında anlaşmazlık başladı. Olayın yargıya taşınmasıyla mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi. Ancak gençler bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı. Bak ameliyatçıyım, çocuğum seni gebertme. Ben sen... Geçtiğimiz günlerde gençlerden Onur Yavuz Yılmaz, ev sahibi kadın Sevgi E ile karşı karşıya geldi. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, evimden çıkacaksın diye bağırdı. Gencin küfür etmesi üzerine kadın daha da sinirlenerek gence vurdu. İsrail'in Gazze şehrine yönelik 100 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 23.968'e, yaralıların sayısı ise 60.582'ye yükseldi. İsrail Gazze şeridinde 100 gündür acımasızca sivilleri vuruyor. Bölgede devam eden bombardımanda her geçen saat can kaybı artarken çok sayıda çocuk ve kadın İsrail ordusu tarafından katlediliyor.
Bölgede 7 Ekim'de başlayan saldırılarda en büyük desteği ABD verirken hem İsrail hem de ABD dünyanın dört bir yanından büyük bir tepki topluyor. ABD'nin silah ve maddi desteğiyle Gazze şeridinin her köşesinde katliam yapan İsrail yetkilileri yaptıkları her açıklamada bu saldırıların durmayacağını belirtiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra bugün yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin son 24 saatte 125 Filistinliyi öldürdüğünü, 265 Filistinliyi ise yaraladığını duyurdu. Kudra, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 23.968'e, yaralı sayısının ise 60.582'ye yükseldiğini açıklarken, ölenlerin %70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söyledi. İsrail saldırılarında 337 sağlık personelinin öldüğünü ve 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 30 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmetlerini durdurduğunu aktardı. Kudra ayrıca 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını ifade etti. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin kıtlık ve salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kudra, insanların zor şartlarında altında yaşamlarını sürdürdüğünü vurguladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gençliğe yatırım, geleceğe yatırım sloganıyla kent merkezi ve ilçelerde kurmuş olduğu gençlik merkezleri, spor salonları ve kurslarla ücretsiz spor eğitimleri veriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan tesislere gelen çocuk ve gençler vakitlerini daha verimli geçirirken fiziksel ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunuyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla gençlerin hizmetine sunulan merkezlerde futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, kickboks, judo, kort tenisi, atletizm, tekvando, çim hokeyi, basketbol, yüzme, karate, güreş, satranç, handbol, dart, jimnastik, izcilik ve okçuluk eğitimleri gibi birçok branşta eğitimler veriliyor. Uzman eğitmenlerin nezaretinde kurslara katılan gençler, katıldıkları ulusal, uluslararası yarışmalarda Şanlıurfa'ya derecelerle dönerek kentin gurur kaynağı oluyorlar. Paşabağ Tekvando Salonu'nda eğitim alan gençler, sokakta karşılaşabilecekleri olası tehlikelerden uzak dururken, sporla iç içe sağlıklı bir nesil olarak yetişiyorlar. Kurs hakkında bilgi veren tekvando antrenörü Hasan Bakırcı şöyle konuştu. Özellikle kenar mahalle, yani mahalle aralarında spor salonunda mahallede çok çocuk olduğundan dolayı çocuklar artık sokaklarda çok dolaşıyor. Kötü alışkanlık edinmesinler diye birinci önceliğimiz zaten yani çocuklar iyi şekilde yetişebilecek için elimize geleni yapıyoruz. Bu sene bölge maçlarında birincilik, ikincilik, üçüncülük aldık. Türkiye şampiyonasında bir üçüncülük derecemiz var. Bu salondan diğer salonlarımızdan şampiyonluk da var. Amacımız zaten ilk başta güzel ahlak, ondan sonra şampiyon bir nesil yetiştirmek. Yani ahlaklı bir nesil yetiştirmek. Yani sağ olsun belediyemiz bize her türlü imkanı sağlıyor. Ondan çocukların elbise, kuşak, imtihan şeyler hepsini karşılıyor. Çocuklarımız geliyor buraya. Bir eksiğimiz yok çok şükür. Efendim bu haberle de bülteni noktalıyoruz. Görmek ve duymak istediğiniz haberlerle yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yanlar için bir başkadır benim memleketim.